Metal Sendikası'nın 15. Genel Kurulu'nda aldığı iş yeri temsilcisi seçimlerinin yapılması kararı uygulamada skandala dönüştü. Arçeli'nin Ankara Sincan'daki fabrikasında temsilcilik seçimlerinde aday olmak isteyen işçiler atılmıştı. İstanbul Beylikdüzü fabrikasında ise sendika seminerlerine katılmayanların aday olamayacağı duyuruldu. Bu duyuru işçilerin tepkisine neden oldu ve seçimden kısa bir süre sonra bu kriter kaldırıldı. İşçiler tüm engellere rağmen 6 temsilciden 4'ünü muhalif gruptan seçti. Kesin aday listeleri ve seçimin nasıl olacağı seçime bir hafta kala belirlenince adayların seçim çalışması yapmaları da engellenmiş oldu. Kurban Bayramı'ndan iki gün sonra gerçekleşen seçimlerde adaylar kendilerini ve niçin aday olduklarını anlatamadı. Ancak sendikanın engelleme çabaları başarıya ulaşmadı. Sendikanın belirlediği isimlerden yalnızca ikisi temsilci seçilebildi. Yaz aylarında yapılan metal direnişine katılan işçilerden destek alan muhalifler ise dört temsilci seçtirmeyi başardı. 5 yıllık fabrika baş temsilcisi Salih Gündür'ün seçim sonuçlarında başarısız olması işçiler arasında zafer olarak değerlendirildi. Seçim sonucunda büyük moral kazanan işçiler bir dahaki seçimlerde daha büyük başarı elde edeceklerini söyledi. Muhalif grup seçimlerde işçilerden şu taleplerle destek istedi. İşçi temsilcisi olduklarını unutmayacaklar. Ne şart altında olursa olsun işçinin yanında olacaklar. Şeffaf olacaklar. Seçim sürecinden sonra destekleyen, desteklemeyen tüm çalışanlarla kucaklaşacaklar. Sadece merhaba ve hayırlı cumalar diyerek sendikacılığın olmayacağını bilecekler. Derdini anlatan işçilerin sorunlarına ilgiyle yaklaşıp çözüm bulacaklar. Her ay işçilerin şikayetlerinin ve taleplerinin dinleneceği grup toplantıları düzenleyecekler. İşçi hakkında alınacak kararlarda sahadaki işçilerin düşünceleri alınacak. Kimsenin soru sorma hakkının önüne geçilmeyecek. Her soru gerçekçi ve açık bir şekilde yanıtlanacak.